Merhabalar arkadaşlar, Sifalı Gurumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda çocuklar için bayramlık çanta öreceğiz, unicorn çanta. Şöyle arkadaşlar, ben çanta için hani tokuşturması açısından makrome ipi kullandım, yani akrilik bir makrome ipi. Şöyle saltıklar, makromenin çeşitli renklerinden beyaz renkle kullanacağım. Şöyle arkadaşlar, isterseniz bunları da Instagram sayfamdan temin edebilirsiniz. Simli, simsiz olarak ya da düz bu şekilde. Şöyle makrome ipini kullanırken 4 numara, yani 2,5 milim tığ kullanıyoruz. Bu şekilde beyazla şöyle bir çanta parçası ördüm. Bir parça daha öreceğim, birleştireceğim. Şöyle arkadaşlar, unicornumuzun çiçekleri falan olacak, boynuz olacak. Bu şekilde şöyle beyaz ipimizle başlıyoruz. Çocuklara güzel, bayramda şeker toplamaları için güzel bir çanta olacak. Şöyle sihirli halka yapıp içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet, 2, 4, 6 adet sık iğne doldurup kapatıyorum. Burada ister son ilmeğe, isterseniz de şuradaki en baştaki ilmeğe işaretleyicinizi takabilirsiniz. İkinci sıramıza geçerken arkadaşlar, ben normal yuvarlak şekilde değil de bir üst sıraya çıkarak ördüm. Şöyle bakın, hatta iplik geçiş yerim şurada görünüyor. Çünkü düz dursun diye böyle tam ilmekleri ilmeğine sırasına gelecek şekilde. Bunun için şöyle hemen sıradaki ilmeğimize batıyoruz. İpimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Direkt içerisinden çıkardım. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine, yani ilmek kaydırma yaptığım ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Evet, kalan ilmeklerimin içerisine de ikişer adet sık iğne yapıyorum. İlk sıramızda 6 tane sık iğnemiz vardı. İkinci sıramızda da 6 kez arttırma yapıyoruz. Yani her bir ilmeğimizin içerisine ikişer defa batıyoruz. Sıra sonunda ikinci sıramızın 12 tane ilmeğimiz olacak. Evet, 6 defa arttırmamızı yaptık. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramıza geçerken tekrar sıradaki ilmeğin içerisine şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip bir tane aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Bu sıramızda da çünkü bir tek bir arttırma yapacağız. Üçüncü sıramızda bir tek bir arttırma. İstiyorsanız yuvarlak şekilde de örebilirsiniz. Hani bu şekilde yapamıyorsanız bir tek bir arttırma. Üçüncü sıramızda da bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Üçüncü sıramızın sonunda bir tek bir arttırma. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle tekrar yine sıradaki ilmeğime batarak ben ilmek kaydırma yapacağım. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine batacağım. Bir, iki. İki tek örüp bir arttırma yapıyorum. Dördüncü sıramızı da iki tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak.
Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Beşinci sıramıza geçerken yine aynı şekilde baştaki ilmeğimi batıp şöyle ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine batarak sayacağım. Bir, bir diğerine batıyorum. İki, bir tane daha diğerine batıyorum. Üç, üç tek bir arttırma. Beşinci sıramızı da 3 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Beşinci sıramızın sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, yine aynı şekilde beşinci sıramızı tamamladıktan sonra sıradaki ilmeğime batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine bir tane battım. Bir diğerine 2, diğerine batıyorum 3, diğerine batıyorum 4. 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızda da 4 tek örüp bir arttırma yapma işlemini 6 defa yine tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 4 tek bir arttırma işlemini yaptık. Burada tekrar şöyle sıradaki ilmeğime batarak hemen ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine bir tane batıyorum. 1 2 3 tek tek batarak 4 5 5 tane tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da 5 tek örüp bir arttırma yaparak 7. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 42 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, bu işlemi de tamamladık. En son arttırmamızı yaptıktan sonra tekrar sıradaki ilmeğime batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Direkt içerisinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine bir tane battım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da yani 8. sıramızda da 6 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. 8. sıramızı da tamamladık. Yine ilmek kaydırma yaparak şöyle birleştireceğim. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine batarak 1 2 3 4 5 6 7 7 tek örüp bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, 9. sıramızı da tamamladık. Tekrar şöyle ilmek kaydırma yaparak diğer sırama geçiyorum. Bir zincir çekip aynı ilmeğin içerisine tekrar batacağım. Tek tek örerek 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tek ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 10. sıramızı da 8 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. Evet, 10. sıramızı da tamamladık. Şöyle ilmek kaydırma yaparak ipimi çıkartacağım.
Tekrar bir zincir çekip aynı ilmeğin içerisine bir tane batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım ilmeğin içerisine. 1, 2. Bu sıramızda da 9 tek örüp bir arttırma yapacağız. 11. sıramızı 9 tek bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa yine tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 66 adet ilmeğimiz olacak. Evet, 11. sıramızı da tamamladık. Şöyle ilmek kaydırma yaparak diğer sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızda 10 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 72 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, şöyle toplamda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüş olduk. 12. sıramızı da tamamladıktan sonra şöyle yine ilmek kaydırma yaparak 13. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 11 tane ilmeğimi tek tek öreceğim. Bir arttırma yapacağım. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 13. sıramızda. Sıra sonunda 78 tane ilmeğimiz olmuş olacak. On bir tek bir arttırma yaparak tamamlayalım. Evet, şöyle arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıramızı tamamladık. 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda yine şu şekilde ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum. Tek tek örerek 12 adet ilmeğimi tek tek öreceğim ve bir arttırma yapacağım. Bu sıramızı da 12 tek bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Evet, 14. sıramızı da tamamladık. Şöyle 15. sıramıza geçiyoruz. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine batarak 13 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapacağım. 15. sıramızı da 13 tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde iki eşit parçayı tamamladık. Bu şekilde iki tane eşit parça örüyoruz. Sıra sonunda 90 tane ilmeğimiz var. Her ikisi de aynı şekilde ve aynı sayılarda. Şöyle arkadaşlar, burada aslında ben bir sırada düz örmek istiyorum ama bir yumağı da yetirmek istiyorum. O yüzden şöyle kulağımızı, ufak tefek parçalarımızı bir tamamlayalım. Eğer ip kalırsa birer sırada düz örmek istiyorum aslında. Yani bir sıra daha. Toplamda biz şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 sıra ördük. 16. sırayı da düz örmek istiyorum ama tek bir yumak da yetsin istiyorum. Çünkü kurpumuz var şöyle bu şekilde. Kulağımız var beyazla öreceğimiz. Bunları da yapmak istiyorum. Bir de kenar parçamız var şu şekilde. Kenar parçası için arkadaşlar şöyle yapacağız. Önce bir parça iple işaretleyici katıp geriye kaç ilmeğimiz kalıyor onu sayacağım. Hatta şöyle şuradan sayalım. Şimdi şöyle arkadaşlar, kulaklarımız şuraya köşeye gelecek ama biz şuradan şöyle bir tane parçayla iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Bunun için de şu kenar sayıları kadar şöyle uzun bir kayış öreceğiz ama sıra sayıları buradaki sayılara eşit olacak. Çünkü her bir ilmeği
Buradaki her bir ilmeğe birleştireceğiz. Şöyle. Kulağımızı şöyle diksek, şöyle şu kadar bir çanta ağzı açıklığının en azından kalması gerekiyor. O yüzden şuradan sayacağım. Şurada mesela 1, 2, 3 taneyi tutturmasak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70. Evet, şurayla buranın arası 70 tane ilmeğimiz var şu an. Burada birleştirmemiz gereken 70 tane ilmek var. Şu şekilde arkadaşlar, sıra sayımızı da 70 tane olacak şekilde. Evet, şu şekilde arkadaşlar 70 sıra öreceğiz. Şu kenar kayış kısmı için zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Hemen geriye dönüp ikinci zincirime batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu birinci sıramız oldu. Tekrar zincir çekip geriye dönüp şöyle bir zincir çektiğimiz zaman şu en baştaki ilmeğimize batmıyoruz, yanındakine batıyoruz. Çünkü bu zincir ilmek sık iğne yerine geçmiş oluyor. 1, 2, 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. İkinci sıramızı tamamlayıp üçüncü sıramıza geçmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde baştaki zincirimiz sık iğne yerine geçmiş oluyor. 1, 2. Evet, bu şekilde giderek gelerek toplamda 70 sıraya tamamlayacağız. Evet, bu şekilde tamamladık. Şöyle giderek gelerek toplamda ben 72 yaptım arkadaşlar. 70 biraz kısa gibi geldi bana. Daha sonra şöyle sayarak öreceğiz ama. Şu köşe kısmına bir tane daha batacağım. Şöyle buradan kenara döneceğiz. Her sıraya bir tane ilmek gelecek şekilde. Yani 70 sıra ördüyseniz şu kenar kısmında 70 tane sık iğne olacak. Yani her sıraya bir tane sık iğne denk gelirse şöyle kenarını sık iğne olarak çevirerek öreceğiz. Dediğim gibi her sıraya bir sık iğne. 70 bu tarafa denk gelecek, 70 de bu tarafa denk gelecek. Ben 72 tane yaptım. Yani 2 sıra daha ördüm. İsterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yani o zaman 72-72 olacak. Şu kenar kısmına gelen ilmek sayısı bu şekilde etrafını dönerek örüyoruz. Yani buradan örerek geleceğiz. Diğer uçtan geri dönüp diğer tarafını öreceğiz. Evet, parçamızı bu şekilde iki tarafını da şöyle geçerek ördüm. Yani şu köşeden dönerek geri dönüyoruz. Köşelere sadece ikişer tane battım. Etrafını bu şekilde tamamladım. Şöyle arkadaşlar, iki parçamızı önce birleştireceğiz. Şöyle şu şekilde. Önce parçamızın birisini kenardan birleştiriyoruz. Evet, şöyle şu parçanın birleştirilmesiyle başlayacağız. Şu şekilde şuradan. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şurada ağız kısmı şu kadar açık kalsın. Yani köşedeki ilmekten 1, 2, 3'üncüye batacağım. Yani şu arttırma olan yer var ya, onun kenar kısmındaki 3. ilmekten batıyorum. Şu ilmeğimi içe doğru alacağım. Tekrar yandaki ilmekten batıyorum. Şöyle ipimi öne doğru alayım. Şöyle ikisini birlikte örerek şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar sıradaki bir diğerine batıyorum. Tekrar içerisinden alıp
Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde birleştirme işlemi yapacağız. Her bir ilmeğimize bakın şöyle 2 2 alıyorum. Bir buradan batıp bir de karşıdakinin içerisinden çıkıyorum. İpimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimizden geçerek şu kısmı bitirene kadar şöyle şuraya kadar bu şekilde geleceğiz. Şöyle ilmek kaydırma yapacağım. Tekrar diğer sıradakine batıyorum. Tekrar böyle bu şekilde her bir ilmeğimize karşılıklı olarak birer tane denk gelecek şekilde sırayla bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde birleştirme işlemini yaptık. Şöyle şuradan ipimi, diğer ipimi de koparmamıştım. Onu da kopartayım. Yani daha doğrusu sabitleyelim içe doğru. Şu ipimi şöyle içeriye sabitleyeceğim. Evet, diğer ipimizi de şöyle köşeye kadar geldikten sonra tekrar karşıya geçeceğim. Yani hiç ipimi koparmıyorum birleştirme işlemi yaparken. Şöyle diğer parçayı da yine üst kısmından ekleyerek aynı şekilde birleştirme işlemine devam edeceğim. Şöyle şuradaki 1, 2, 3. ilmeğimden batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapacağım. Evet, bu şekilde birleştirerek diğer tarafında devam ediyorum. Diğer tarafında aynı şekilde birleştiriyoruz. Şöyle bakın.
Çantamız böyle olacak. Evet, bu şekilde bitirdikten sonra şöyle iç kısma doğru ipimizi tutturuyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz burada. Evet, bu şekilde çantamızın bu kısmını yapmış olduk. Şöyle bir tane kurp var arkadaşlar. Şu şekilde ben üçlü kayış gibi ördüm. Bu kurpumuzu da şöyle şuralardan çantamıza sabitleyeceğiz. Ve şöyle kulağımız var. Yine beyazla yapacağımız. Şöyle şuralara şu şekilde dikeceğiz. Kulak için, yani kulak yapımı için. Önce isterseniz kayışı göstereyim ama kayışın uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim ördüğüm uzunluk hemen hemen 1 metreye yakın bir uzunlukta şöyle kayış yaptım. Bu kayışı yapmak için üçlü olarak ördüm. Şöyle şu kol kısmını şöyle bir 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, 3 zincir çektim. Şöyle, hatta bir tane daha çekeyim. 4. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle hemen 1, 2, 3. ilmekten batıp arasından çıkıyorum. Şöyle. Bir tane de arkadaşlar şöyle en uçtakine batacağım. Bunu da şöyle kendim çıkıyorum. Şöyle ikisini birlikte çıkartacağım. Bir tane daha zincirin üzerine batıyorum. Bunu da yine aynı şekilde ikisini birlikte çıkartıyorum. Sonra arkadaşlar şöyle kenar kısımdan batarak, bakın şöyle bir şekil oluşuyor. Biraz tuhaf ama şöyle bunu üçlü hale getireceğiz. Bir tane şu ikisine batarak çıkartıyorum. Çevirirken hep arkadaşlar diğer tarafa çeviriyoruz. Yani şöyle döndürerek göreceğiz. Böyle değil, bu tarafa doğru. Bakın tekrar şu kenarda iki tane ipimiz var. Bu ipimize de batarak bir sık iğne gibi yapıyorum. Evet, tekrar şu iki taneyi alarak. Evet, şu an üçlü hale geldi. Tekrar şu ikisini alacağım. Böyle dönerek şu ikisini alacağım. 1, 2, 3. 3 tane farklı kısımdan alarak bu şekilde kurpumuzu dönerek öreceğiz. Şöyle 2 ilmeğimi alıp sık iğne olarak çıkartıyorum. Böyle döne döne bu şekilde tamamlıyoruz. Kalın yuvarlak bir kayış elde etmiş olacağız. Yani kol için, askısı için. İstiyorsanız buraya zincir de çekebilirsiniz. Ya da sık iğne olarak da doldurup üzerine o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde zor geliyorsa. Evet, bu şekilde kayışımız. Bu şekilde dediğim gibi 1 metre civarı falan ördüm. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Şöyle 2 ilmeğimin içerisinden ipimi alıp sık iğne yapıyorum. Diğer ikisini alıyorum. Diğer tarafa çevirerek bu şekilde. Yani bu tarafa çevirerek değil de bu tarafa çevirerek örüyoruz. Şöyle bakın diğer tarafa çeviriyorum. Evet, bu şekilde kordonumuz. Evet, kulakları yapacağız. Kulaklar için İlk önce şöyle 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 adet zincir çekiyoruz. Şöyle geriye doğru dönüp hemen ikinci zincir halkasına batarak sık iğne olarak dolduracağım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 tane bu şekilde doldurdum. Tekrar bir zincir çekip geriye doğru dönüyorum ikinci sıramdan. Hemen bakın en baştaki boşluğa batıyorum. Hiç atlatma yapmadan. 1 2 ikinci sıramdan 3 4 5 6 7 8 9 İkinci sıramızda, evet ikinci sıramızda da 9 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum, tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir taneyi atlayıp bir diğerine batacağım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evet, burada 8 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir taneye atlayıp bir diğerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. 4. sıramda 5. sırama geçiyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum boşluk. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de burada ördüm. 5. sıramda 1 2 3 4 5 6. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane boşluk atlayıp diğerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. 6. sıramdan 7 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 7. sıramdan bir taneye atlayıp bir diğerine batarak 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 8. sıramdan bir taneye atlayıp bir diğerine batarak 1 2 3 4 5 tane ördüm. Bir zincir çekip geri dönüp bir taneye atlayıp diğerine batıyorum. 9. sıramdan 1 2 3 4 tane ördüm. 1 zincir çekip şöyle bir taneye atlayıp bir diğerine batıyorum. Bir taneye atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Tepe kısmına batıyorum. Evet, kulağımızın iç kısmı, yani şu içteki kalan kısmı bu şekilde. Buradan sonra arkadaşlar etrafını öreceğiz. Şöyle kenardan batarak her bir ilmeğimize birer tane denk gelecek şekilde sıramıza bu şekilde etrafını örerek tamamlıyoruz. Evet, şöyle kulaklarımızı en son tepede başladığımız için tepede bitiyor şöyle şu şekilde. En son bitirip böyle ilmek kaydırma yaparak ipimi böyle içerisinden çıkartıyorum ben. Bunu dikiş ipi olarak da kullanacağım. Şöyle kulağın yan tarafından şöyle aralardan geçerek aşağıya doğru indireceğim. Dikebileceğim kadar ip ayırdım. Şöyle köşeden aşağıya kadar indireceğim.
Evet, bu şekilde şöyle kulaklarımızı tam şu köşe kısımlarına, şuralara dikeceğiz. Evet, şöyle kulağımızı şu tam birleşim noktasının olduğu köşe kısma, buraya dikeceğiz. Yani şu şey görüntüsünü, şuradaki görüntüyü hem kapatmış olacak. İpimi de iyice sıkılıyorum. Şöyle üst kısımlardan da tutturacağım. İğnem de şey, küt burunlu bir iğne. Çünkü tam iplerin üzerine batarsanız makrameyi çıkarmak çok zor oluyor. Şekilde dikerek tutturuyoruz. Diğer kulağımızı da aynı şekilde karşı tarafa bu şekilde dikeceğim. Evet, bu şekilde diğer kulağımızı da aynı şekilde diğer köşe kısma bu şekilde tutturacağız. Evet, kulaklarımızı bu şekilde diktik. Şöyle dediğim gibi kayışı 1 metre civarı falan yaptım. Bunu da dikeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle şu şekilde ilk bunu da arkadaşlar şöyle şu kenar kısımdan şöyle içe doğru. Şöyle iç kısma gelecek şekilde hafifçe ucunun bir bölümü bu şekilde dikeceğim. Şöyle içerisinden de batıyorum sağlam tutsun diye.
Diğer taraftan tekrar çıkış yapacağım. Evet, kayışın üzerinden geçerek şöyle iyice tutturarak evet, bu şekilde kayışımızı iyice tutturduk, bakın. Boşluk ara noktalardan batmaya çalışıyorum ki, çünkü makramenin üzerine battığınız zaman iğneyi çekmek çok zor. O yüzden ara boşluk kısımlarından batıyorum. Üst kısmı da birkaç kez tutturacağım. İpi de çekiyorum iyice sıkılayarak. Evet. Bu şekilde tutturduktan sonra şöyle iç kısma doğru ipimi sabitleyeceğim. Şekilde. Diğer kurpumuzu da aynı şekilde dikiyoruz diğer tarafına. Şöyle iç kısma doğru gelecek şekilde. Evet, şöyle arkadaşlar, çiçeklerimizi yapacağız şu şekilde. Bu renkler için şöyle sarı, su yeşili, pembe ve koyu sarı kullanıyorum. Koyu sarıyla ortalarını yapacağım. Yani göbek kısımlarını. Papatyaların yapılışını hem göstereceğim. Şöyle sihirli halka yapıyoruz papatya için. Su yeşili, sarı ve pembe olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne dolduruyorum. Kapatıyorum. Şöyle en baştaki ilmeğimize batarak pembe ipimi içerisinden alacağım. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle pembe ipimle arasından geçerek çekiyorum. Şu sarı ipimi de biraz daha sıkılayacağım. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6 zincir çekip hemen yandaki diğer ilmeğe batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, daha 7 çekelim arkadaşlar. Biraz kısa gibi geldi bana. 6, 7, evet. 7 zincir çekip çekip tekrar batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir yandakine batıyorum. Bu şekilde 6 tane zincir çekip batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zincir çekip 6 defa bu işlemi yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde. Şöyle en sonuncu ilmeğimin içerisine de batıyorum. Evet, içerilerini dolduracağız. Şöyle başını alarak ikili trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 9 ya da 10 tane 2 litre trabzan olarak doldurup tekrar aradaki boşluktaki aynı ilmeğin içerisine batıyorum. Sık iğne olarak tekrar 2 litre trabzan olarak dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar şu aradaki battığım aynı ilmeğin içerisine batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm zincirlerimizin üzerine dolduruyoruz. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz. Şu arkadaki iplerimi de bağlayacağım. Evet, çiçeklerimiz bu şekilde. Evet, çiçeklerimizi şöyle sırayla dikeceğiz. Ben orta kısımlarını tutturup kenarlardan da silikonla biraz yapıştıracağım. Şu kenar kısımlarını, görünüşü bozulmasın diye. Evet, önce su yeşili olan çiçeğimi dikeceğim. Şöyle. Şu şekilde dikeceğiz. Şöyle yerlerini ayarlıyorum. Şöyle önce yerlerini bir göz kararı olarak. Evet, bu buraya denk geliyor. Şöyle ön taraftan tekrar çıkacağım. Tutturma yerlerini göstereceğim. Şöyle. Şu aradan çıkıyoruz papatyanın. Tekrar diğer papatyanın arasından tekrar batacağım. Her bir kanadının orta kısmından şöyle buralardan şöyle tutturacağım. Tekrar diğer papatyanın ortasından çıkıp diğerin ortasından geçiyorum. Evet, bu şekilde tutturarak dikeceğim. Diğer papatyalarımızı da aynı şekilde tutturuyoruz. Sadece şu kenar yaprak kısımları hani şöyle bükülmesin diye. Şöyle hafifçe silikonla şuralarını şöyle yapıştıracağım ben. Evet, bu şekilde diğer çiçeklerimizi de aynı şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle ben şey de yaptım, şöyle etrafı için saçlar da yaptım, sarı, pembe, işte koyu renklerde falan. Bunun için de şöyle, yani şu şekilde dikeceğim, 4 renk olarak: sarı, pembe, su yeşili ve koyu sarı. Bunlar için arkadaşlar 45 zincir çektim. İpim de bayağı bir dolaşmış. Öyle, tamam. Şöyle 45 zincir çekiyoruz bu saçlar için. Daha uzun da yapabilirsiniz. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11
12. Ben tabii 12 çekeceğim. Çünkü daha önceden ördüm. Size temsili olarak göstereceğim. Başını alıyoruz. 45 zincir çektikten sonra geriye doğru dönüp ikinci zincirimize batıp şöyle tekli trabzan başını alıyoruz, batıyoruz. Üçünü birlikte çıkarıyoruz. Bir 5-10 tane de bir, yani 5 tane, 6-7 tane de bir, 2 tane battım. Şöyle bir ilmeğin içerisine 2 tane. Bu şekilde zincirimi geriye doğru doldurarak 45 adet zincirin üzerine bu şekilde tamamladım. Arada bir 2 tane battım. Şöyle ikili olarak. Bu şekilde saçlarımızı tamamlıyoruz. Şöyle 4 renk bu tarafa, 4 renk bu tarafa takacağım. Şöyle. En son iplerimin uçlarını uzun bir şekilde bıraktım. Şu kenar kısmından şöyle arka tarafa doğru çekeceğim. Evet, bir diğeri için başka bir noktadan tığımla çıkış yapıyorum. Evet, iplerimin hepsini bu şekilde diğer tarafa çıkış yapacağım. Şöyle birazcık daha öne doğru çıkış yapıyorum. Evet, üç rengimi bir de sarıyı geçiş yapacağım. Evet, bu şekilde iplerimi arkada 2-2 birbirine bağlayacağım. 2 renk 2 renk. Diğer tarafına da aynı şekilde takacağım. Hani siz bunu daha fazla da arttırabilirsiniz sayısını. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde iplerimizi de buradan kesiyoruz. Şöyle. Yani yan tarafta saçları olmuş olacak. Evet, şöyle göz yapacağız. Bu şekilde şöyle siyah ipimle 1 2 şu göbek kısmının 2 sık iğne gerisinden çıkıyorum. Şöyle arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle aynı hizaya gelecek şekilde, yani ipinizi tuttuğunuzda düz duracak ilk önce. Daha sonra şöyle aşağı kısımdan ipinizi şöyle hafifçe göz ipini aşağı doğru alarak çıkarıyorum. Şöyle iki sık iğne geriden batacağım. Tekrar ipimin arasından geçiyorum. Tekrar ipin arka kısmından geçiş yapıp bir tane de şu uç kısma yapacağım. Ve bir tane de diğer uca. Şuraya. Evet, bir tane de buraya yapıyoruz. Tamam. Bu şekilde. Evet, bu şekilde çantamızın birçoğu yerini tamamladık. Şöyle kurpunu da. Şimdi bir boynuzumuz var. Boynuzumuzu yapacağız. Bunu koyu sarıyla yapacağım. Şöyle koyu sarı rengimizle
Boynuzumuz var. Bir de yanaklarımızda şöyle minik pembelikler olacak. Ondan sonra bitiyor. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz boynuz yapımı için. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Şöyle tek tek 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. İkinci sıramdan 1, 2, bir arttırma. Evet, ikinci sıramızın sonunda 8 tane ilmeğimiz oldu. 2 tek bir arttırma, 2 tek bir arttırma yaptık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda 1, 2, 3. 3 tek bir arttırma. 1, 2, 3. 3 tek bir arttırma yapıyorum. Üçüncü sıramızın sonunda 10 adet ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir arttırma yapacağım. 4 tek örüp bir arttırma yapacağım. Dördüncü sıramda 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz oldu. Beşinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek örüp bir arttırma. 5 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Beşinci sıramızda da. Evet, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmeğimiz oldu 5. sıramızın sonunda. 6. sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüp bir arttırma. 6 tane örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızın sonunda da 16 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Evet. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 7 tek örüp bir arttırma, 7 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 18 tane ilmeğe ulaştık 7. sıramızın sonunda. Şöyle. Evet, yeterli. Şöyle arkadaşlar, birkaç sırada düz bir şekilde öreceğim. 18 tane ilmeğimizi, yani 2 ya da 3 sıra olabilir. Düz bir şekilde örüp çantanın ön kısmına, bunu da sabitleyeceğiz, çiçeklerin olduğu kısma. Evet, içerisine çok az elyaf doldurdum. 3 sıra ördüm arkadaşlar, 18'i. Yani 18 sık iğneyi. Şöyle çok az bir elyaf doldurup şu ağız kısmını kapatacağım. Şöyle ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Daha sonra bunu dikeceğiz çantanın ön kısmına. Evet.
Şöyle bu şekilde yaptık. Evet. Bunu da şöyle arkadaşlar, şu çiçeklerin ister alt kısmına isterseniz şuraya şöyle, aslında buraya daha iyi gibi şöyle görüntü olarak, ya da şuraya da şöyle sabitleyebilirsiniz ama evet, burada daha estetik duruyor şu iç kısımda. İç kısma doğru bunu da sabitleyelim. Şöyle tam iki boynuzun ortasına gelecek şekilde. Evet, şöyle iç kısma doğru. Bunu da bu şekilde sabitliyoruz. Üst kısımdan da yine hafifçe silikonla yine yapıştıracağım. Çünkü ön taraftan görünmesin dikiş ipleri diye şöyle arkadaki iplerin içerisine batıyorum. Evet, bu şekilde iyice sabitliyoruz. İpimi keseceğim. Bunu da şöyle arkadaşlar, şuraya şöyle. Evet, şu şekilde silikonumuzu da sürdük. Biraz aşağı doğru kaydıracağım. Çok yukarıda kaldı. Şöyle iki boynuzun ortasını ayarlayarak yapıştırıyoruz. Evet, hemen hemen çantamız tamamlandı sayılır. Sadece şu yanaklara birer tane şöyle pembe allık yapacağız. Evet, şöyle yanak kısmına minik bir pembelik. Evet, şöyle yanağındaki allık için minik bir pembelik yapacağız. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 3, 4, 5, 6. Şöyle kapatıyoruz. İkinci sıramıza geçiyorum. İkinci sıraya geçerken şu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Bir zincir çekip tekrar aynı ilmeğin içerisine batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani ilmek kaydırmayla yukarı doğru çıkacağız. Çantadaki yaptığımız gibi. Her bir ilmeğimize ikinci sıramızda ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, evet. 6.
İnci kavga etme. Şöyle tekrar en baştaki ilmeğime batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Biz incir çekiyorum. Bu sıramızda da bir tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 3. sıramızda. Evet, allık kısmımız bu kadar. Bunu normal diğer çiçekleri diktiğimiz gibi bu şekilde yanak kısmına dikeceğiz. Bir tek bir arttırma. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. Şöyle ilmek kaydırma yaparak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikebileceğim kadar ip bırakıp keseceğim. Evet, bu şekilde. Bunu da şöyle yanağın aynı hizaya gelecek şekilde. Şöyle tam altına biraz da silikon sıkacağım. Diğeriyle hemen hemen eşit olmasını bakıyorum. Evet, yanakları da arkadaşlar şöyle şu şekilde dikeceğiz. Şöyle ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Tekrar yan tarafından batıyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. Tekrar ilmeklerin içerisinden batıyorum. Hemen yan taraftan batıp biraz ileriden bu şekilde dönerek tekrar batarken yandaki ilmekten batıp evet bu şekilde etrafını dönerek dikişimizi tamamlıyoruz. Diğer taraftan batıyorum. Şöyle karşıdan açıkta kalan tutturmadığım yerler varsa oralardan tekrar geçiş yapacağım. Evet, bu şekilde arka taraftan ipimizi tutturup kesiyoruz. Tekrar. Evet. Evet, çantamızı bu şekilde tamamladık. Şöyle. Evet, unicorn tam bayramlık böyle şeker gibi bir çanta oldu. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun olurum. Kolay gelsin.